σας. Γνάιτεν, δοκτόρ. Ola. Çok az kalmıştı be çıkışa. Hayırdır doktor? Sabah sabah nereye koşuyorsunuz böyle? Biz şey koşuyorduk Sadullah Bey. Neye gidiyorduk Pınar'ım? Yardım et gözünü seveyim. Biz koşmaya koşuyorduk. Spor amaçlı yani. Sabah koşusu şeklinde. Çok saçma oldu bu ama. İdare et. Evet, biz sabah koşusuna çıkmıştık Sadullah Bey. Şimdi gerdim hareketlerine geçiyoruz. Evet arkadaşlar, kollar yukarı. Hop. Aşağı. Şimdi sağ yatıyoruz. Sağ yatıyoruz. Evet. Kuş seslerini duyuyor musun doktor? Yok, ben hiç kuş sesi duymuyorum Sadullah Bey. O zaman acil bir şeyler yap doktor. Yine duyulsun kuş sesleri. Ha, ha. Hadi bakalım, bu kadar spor yeter. Önce güzel bir kahvaltı yapalım, sonra hemen başlarız tedaviye. Tabii. Hadi. Buraya kadarmış. Doktor Beyciğim, bir ara bana da bir bakarsınız değil mi? Bana da bakarsınız derken? Ben de aynı kuş meselesinden mustaribim de. Ama seninki normal hocam. Bu yaştan sonra kuş değil, kartal olsa biraz zor yani. Gidelim. Doktor Bey sizi muayene ederken ben bir eve uğrayıp üstümü değiştirebilir miyim? Akşamdan beri aynı kıyafetle kaldım da. Üstümü değiştirip hemencecik dönerim geriye ben. Hiç merak etmeyin ha? Süper hareket Pınar. Hemen gidip Pala'ya haber verirsin. O da gelip bizi kurtarır. Lan öküz matador. İnsan gibi yesene şunu. Arada bir nefes al yerken. Dünden beri hiçbir şey yemedim. Çok karnım acıktı, ne yapayım? Dünden beri de sanki doğduğundan beri hiçbir şey yememiş gibi davranıyor öküz can. Tıkıştırıyor sürekli. Siz hiç evinize kadar zahmet etmeyin doktor hanım. Biz kılık kıyafet olayını çözdük.
Ben siz uyurken beden ölçülerinizi alıp çocukları çarşıya gönderdim. Ben uyurken benim beden ölçülerimi mi aldınız yani? Hı hı. Merak etme Pınar'ım. Bey amca zararsız. Nasıl yani? Boş versin.